İmkan olsaydı buranın dışında bir yerde yaşamak ister miydin? Köyün ilk kahvesi burası. İlk kahvesi budur. Evet, tipik bir köy evi işte. Kaynananların nasıl? İyi. İyi mi? Niye? Çok konuşuyor ama. Çok mu konuşuyor? Sende böyle çok sert kaynana bir profil var, doğru mu? Var. Değil mi? Sert bir kaynanasın. Ben de şu muhallemle buldum. Ama şu katlarda yaşayan insanlara çok acıyor. Katlarda derken apartmanlarda mı? Apartmanlarda. Evet. Kendinizin yola çıkış reçetesini yazmasını istemeyiniz. Murat. İsmim Murat. Hangi Murat? Murat. Kim olduğu belli. Kim olduğum belli. Sana benim Murat abi. Normalde çok meşhur bir kanalı var. Ha. Milyonlar izleniyor. Sizi de o yüzden çekmeye geldi aslında. Ha. Ne demek bu? Çok önemli mi yani? Çok, ne bileyim. Ya öyle olur da mı olur ya? Hoş geldin. Ayşe teyze zaten ben seni daha önceden videolarını yolladım ona. Geldi bana videoların. Ben de altına bir müzik koydum. Oh. Herkesin gözyaşları aktı. Bozlak koydum bir tane altına. Allah Allah. Dinler misin bozlak? Sağ ol. Dinliyoruz ya. Ne dinliyoruz? Ne bileyim bakalım. Biz kanalı malları seviyoruz. Ekmek mi yapıyorsun? Ekmek edip dur bakın. Bir anda girdiğim video tiplerinden bir tanesi. Ben bunları çok seviyorum bu arada da. Yani köy köy gezdiğimizde her zaman da açmıyorum. Ama şimdi bu videoyla bizimle iyi yeni tanışanlar ya ne oluyor ya bu nasıl bir video nedir ne oluyor falan diye anlamayabilirler. O yüzden söylüyorum. Benim ismim Murat Cesur Dura. Köyleri geziyorum 4 senedir. Yaşam hikayeleri çekiyorum. Yaşam hikayeleriyle başka izleyen insanlara rol model olmaya çalışıyorum. Çalışıyorlar aslına bakarsanız. Bir anda da böyle köy gezilerinde mutlu olduğum iletişimin en fazla yüksek olduğu durumlardan bir tanesi. Orada bu tip durumlarda onların içinde zaman geçirdiğimde mutlu oluyorum, keyifleniyorum. Benim bu ikinci yaşamım. Bu videoya denk geldiyseniz zaten sizin de ikinci yaşam isteğiniz vardır veya içindesinizdir. Hoş bulduk. Ekmek yapıyoruz be. Bazlama derler bizde, değil mi? Evet. Anneannem bana çok yapardı bunu. Bunu böyle... Bunu böyle her gün yapar mısınız yoksa böyle haftada bir defa falan mı? Abla haftada 3 günde bir. Sen ekmek bitince. Ekmek bitti bu zaman ya oğlum. 3 günde ekmeğimiz bitti mi yine yaparız sen. Hep bundan mı yersiniz? Sizin ekmeğiniz bu. Hepinizin ağzı da buna uygun. Bu da ekmeği. Un ne? Buğday unu. Buğday unu kullanıyorsunuz. Yıllardan beri Bodrum'dasın, buradasın, bu köydesin. Bu köyde doğdum, bu köyde öleceğim. Kararımı verdim. Asgari nerede yaptın ki? İzmit'te. Gördüm. Aa, ben oradan geldim buraya. Valla. Gebze'yi biliyor musun? Hı? Gebze. Gebze. İzmit'in hemen... Ha, Berde. Beride. Berde o. Ha, aynen. İzmit'te Gölcük'te yaptın demek. Tabii, Gölcük'te. Ha. Sen denizci miydin? Evet. İzmit'i gezdim, iyi bilirim. Gözler de zaten mavi, denizci. Denizci öyle. Bizim bu zamanlar bizde bir kader vardı. Herkes denizci. He, Bodrum tabii. Değil mi? Allah Allah. Bodrum'daki... Benim en büyük abim vardı. 45 yaşım, 45 doğumlu. O bir bahi oldu. Devam etti arkası. Arkasından... Arkadaşım bir tanesi vardı. 47 doğumluydu. Burada şubede sormuşlar. Yani yüzme bilir mi demiş. Hep dibinden giderim. Halbuki hiç yüzme bilmez. Denize girmezler. Niye yapmış acaba? Bahi olmak için. Hayır, hem dibinden giderim demiş. Tamam, adam. İyiyim demek bari istiyorum. Bari yani olacak ya. Tamam işte, ha aynen. İyi, ben iyiyim bu işte. Hatta ha. O kadar yani, dipten giderim diyor. Siz Mustafa abinin neyi oluyorsunuz? Gelinler. Gelinler, benim gelinler bunlar. Ben küçük gelinim, gelinim. Allah Allah, nereden geldiniz? Köyün içinden. Ben Bayır'dan. Bayır'dan, bizim oraya yaklaşık biraz. Orada yok, şurada. Buradaki Bayır. Müdürsüdü. Ha. Burada birkaç tane isimler hep böyle birkaç tane ilçeye dağılmış ya. Bayır, Muğla Bayır var yani. Orada bir de bu Bayır var. Ben bilip duruyorum. Ta Konya'da da Ortaca var ya. Bizim. Konya'da Ortaca vardır. Bu Ortaca Muğla'da da var. Bizim oradan geliyoruz biz işte. Oradan. Bizim Ortaca'dan geliyoruz biz.
Burası kaç yıllık? Bu senin ilk evin mi burada? Bak, en eski şu bina var. Altın değer bina. Kaç altın yıllık burası? En eski bu var. Kaç yıllık? 1965-63'lerde, 62'lerde yapıldı. 62'lerde. Sen mi yaptın yoksa? Yok, babam yaptı. Vay vay, 60'lar. 62, 60 o arada. Şey yok, 60 yıllık çimento yok, toprak karıyorlar. Çamurla. Toprak taşı koyuyorlar, öyle yapmışlar. Şimdi orası kümes oldu, şeyin altı oldu. Evet. Siz hep beraber burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Bu, orada yaşıyorum, bu büyük gelin. Küçük gelin hep arkada. Bu benim ev. Bir de büyük olan var, o ev yukarıda. Eşler nerede şu anda, ne iş yapıyor? Çalışıyor. Benimki belediyede çalışıyor. Müdavim otelde çalışıyor. Bununki otelde. Bununki belediyede. Bunun bir de oğlu var, o da belediyede. Gepçi operatör bodrumunda. Senin iki tane gelin var. Yok, bir hayır. Üç tane ve bir de vefat etti. Ha öyle mi? Büyük olan. Onun bir kızı var. Büyük olan. Siz ikiniz nasıl, işbirliği nasıl yapıyorsunuz burada? Beraber, sabahtan beri. İyi anlaşır mısınız? Anlaşırız. En kaç yıldan beri berabersiniz? Ben 15 sene oldu buraya geleli. Senin abin? 16 yıldır, benimki 25. 25 yıldır, ha. Yani ya insanlar arasında bu şu an en büyük bir sorun ya. Ya anlaşamıyor. İki insan anlaşamıyor ya. Bu kadar basit yani. Zaten insanlar yer değiştiriyor. Yani siz böyle en ufak yaşadığınız bir şey var mı? Anlaşamıyor. Yok yok. Olabilir de bu yok, arada yok, yani. Yok yok. Şimdi insanlar en anlaşamadığını biliyor mu? Miras. Miras. Miras da anlaşamazlar. Anne babanın malı miras. En iyisi budur. Öbür türlü anlaş. Her şey olabilir. Hayvancılık bizde ya. Şu an neyle uğraşıyorsunuz? Hayvancılıkla mı uğraşıyorsun? Mustafa abi. Hayvancı. Ne var içeride? Büyükbaş mı? Küçükbaş mı? Ben bitirdim. Büyükbaş, büyükbaş. Oy oy oy, sen ne yapıyorsun ya? Gözlere bak ya. Bunlar süt belliyat. Süt içecekler. Daha yavraydın lan. Kamaranın canına şöyle bir yalak atsın şöyle bir dilin. Bak bak bak. Burası annesi var öbür tarafta. Öbür tarafta annesi var. Arkada Damla var. Spontan açtığımız bir video arkadaşlar. Yani burada şimdi bizim bir projemiz var. O projenin içinde de olan bir yer burası bu arada. Spontan açtığımız bir video. Mustafa abinin evine girdik. Bodrum Gökpınar köyü burası. Mustafa abi yılların geçti senin burada. Yılların. Değil mi? Tabii. 74 yaşındayım ben. 74 yaşındasın. Anneler. Daha yeni böyle bir 200-250 tane böyle büyük baş olan bir yerde çekimden geldim daha. Doğru. Daha yeni. Ama biz kendimiz hani ihtiyacımız kadar az yapıyoruz sanırım. Peynirini yapıyorsun, tereyağını yapıyorsun. Yapıyoruz. Ama şey... İhtiyacı oldum ya. Tatlı. En çok şeye veriyoruz. Sonra birlik var. Birliğe veriyoruz. Karşılığında yiyeyim alıyoruz. Tabii ki sütün fazlası olursa destekleme alıyoruz. Ondan sonra süt parası alıyoruz. Ha böyle dönüyor. Tabii. Çarkı döndürmeye çalışıyor. Böyle buğdayı yıkıyoruz kendimiz. Hayvanlara yeşillik, ot gidiyoruz. Bilal abla sana bir şey soracağım. Mesela imkan olsaydı, hani sen bu köye gelin geldin ya. İmkan olsaydı buranın dışında bir yerde yaşamak ister miydin? Yok, yaşamaz. Burası daha iyi bizim öyle için. Mi? Kendi soğanımız, sebzemizi yapıyoruz. Paklamız, gombilimiz. Başka bir hayatta şehirde mesela yok, yaşasaydın? Yok, her koca İstanbul'da aşılmış. Yok, Marmaras'ına. Ta nereye gideyim İstanbul'a? Ona özel bir soru sordum. Katlada yaşamak özel istiyorum. Burası daha güzel. Cengiz de burada. Cengiz biliyorsunuz Gökpınar köyünde. Nereye geldin? Nereden geldin? Sor bakayım burada. O da İstanbul'dan geldi. Ya gördün mü bu? Ne işin var İstanbul'da? Debi ne işin var? Ben de onu dedim buraya geldim işte. İşte bak gördün mü? Böyle diyor biliyor musun? Başka yerde yaşama şansı senin. Şuraya çevir misin? Baksana şu ağaca baksana. Ağacın oradaki duruşuna baksana ya. Gepçe gelse Niyazi atacağız. Şöyle bir çevirir misin? Bak etrafı yeşil. Ya bu yeşillik bir yere hakim oluyor ya, ben çok seviyorum bu durumu ya. Bunlar yediler şimdi galiba, otları bilmiyorum açık. Yarın sen şeye çıktığında da geleceğiz. Tamam. Yine geleceğiz. Çıkalım bakalım yukarı. Bir anda böyle videoları da çok seviyorum. Böyle videoları da çok seviyorum. Mustafa abi gel bakalım. Mustafa abi. Sen de şu köyde, köyün başından sonuna kadar yarış yapsak sen beni yenersin herhalde bu enerjiyle. Ha? Her anda yenersin. Her anda yenersin. Umudun mu hata ya? Allah Allah. Bak. 74 yaşındayım. Gece yatsaymasın ne olur? 37 yaşına geldim. Hadi buyur işte. Gece yatıyorum zaten. Bir iş işlemiyor ki. Benden gençtin. Ben geceleri saydım. Geceleri sayayım mı? Ben saymıyorum. 40. Odunları sen mi kesiyorsun? Odunları. Bunlara oğlan keser bunlar. Traktörle keser. Sen mi uğraşıyorsun daha çok? Keserim tabii. Ben de keserim. Beline olabilir. Falan dikkat ediyor musun? Yok ya. Dikkat ediyor musun beline? Böyle yok mi? Ya bu sağlam adam bir şey olur mu? Ama yani beline dikkat et ya. Yok ya bir şey olmaz ya. Dağ dolaşıyor. Ava çıkıyor, dağlara çıkıyor. He? Yemek yiyin de öyle gider. Yemek yiyin de ondan sonra. Endi adam.
Ha, duyuyor musun? Bak şuna bak şuna. Gel. Ha. Cinsi mi? Yap gel. Gel oğlum. O biraz soğuk. Ya niye öyle insanlardan? Yabancı yok bir şey yapmaz. Yabancı ya. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel gel. 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 Bir şey yoktu burada. Gel gel. Bir şey yok. Gel. Gel. Bak şuna bak. Tanımadı da onlar. Tanımadı. Tanımadı lan. Bu size yavruken mi geldi, koptu geldi mi yavru, bir yerden? Yavru, yavru. Hemen koptu. 38 günlük dümanı aldım ben. Direncikle çıkıyor motorla. Ne yapıyor biliyor musun? Böyle sıçrıyor bir havalara. Bu arabayı çıkarıp gideceğim zamanı böyle havalara çıkıyor ya. Şuraya bakabilir miyim? Bak bak. Ocakta yemeğim kaynaktır bak. Gir 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 gir. Gir gir. Gir gir. Sen içeride sen olmazsan olmaz. Gel gel. Gel. Evet. Standart taşıyım yani. Ben standart taşıyım. Boyum uzun. O yüzden böyle küçük, İyil, aşağı. Küçük yerlerde eğiliyoruz. Yemeğimiz olmuştur babacık. Akşama ne var? Nohut. Ispanak. Ya bu, sen geçen gün birilerini burada misafir ettin ya. Cengiz getirmişti yabancı biri. Evet, evet. Burada. O, onu çekmişti ya Cengiz. Ben de onun altına bir müzik koydum. Geçen paylaştım Instagram'da. Herkes... Şey yapıyordum. Çay yapıyordum. Yeşil çay ben de. Size de yapıyordum. Orada ne var şimdi? Ocakta bir şey yok. Burası şey mi senin yemeklerini falan? Eski zaman mutfağı burası. Yeni de var şimdi da burası da ayrılamıyor ben. Ekmeğim falan burada yapıyorum. Yemeğim falan burada yapıyorum. Şeye gerek yok. Ateşte yakıyorsun zaten. Ha ateşe ha. Bilangaza gerek yok. Ocakta pişen yemeğin tadı daha başka oluyor yani. Torunlar var mı? Olma mı? Üç oğlan. Oradan bir kız torun bir de oğlan. Kız öğretmen yatık duruyor. Şimdi sabahtan Cengiz abi yaktın beni dedi. İnekler güttü geldi öğretmen halinden olsun. Nasılsın? Bir şey söyleyeceğim. Böyle yeni köylerde falan giden, video çeken falan biri değilim arkadaşlar. Çok kınadığım da bir 49 şeydir. 49 sene oldu evlenelimiz bu adamla. Evet. Ha. Çok kınadığım eskiler bir şeydir. Abi, eskiler iki, ya. İki torunum var. Üç oğlum var. İki gelinim var. Büyük oğlan hanımım vefat etti. Kızın anası. Ben de değilim. Oğlan bekar. Ha. Domatesimizi yetiştiriyoruz. Karpuzumuzu, her şeyimiz, fasulyemizi, kuru fasulyemizi. Kuru börülcemizi, kuru patlıcan kuru diyorum, bamya kuru diyorum, kabak kuru diyorum. Salçamı çıkarıyorum, biberimi çıkarıyorum. Bulgurumu kendim, taranamı kendim, her şeyimi kendim yapıyorum. Şu an senin... Şu an ekmek yiyor hadi bu. Yesinler bu ha. Yemeğimizi diyorlar ki diğerini kalsın. Yesinler yalan yalan. Senin... Ekmek orada yemezse bu arada bak ekmek. Ha. Senin bu anlattığın şey var ya. Her şeyi bak. Bu anlattığın şeylerin en azından bir tanesi, iki tanesi için bile hayat değiştiren insanlar var. Ha. Salçamın şeyini çekti bak bugün fotoğrafını. Sen de çekebilirsin. Bak kendi salçamı. Bugün ben hayır yemeği yapıyordum bulgurdan. Ha. Tavuktan, kendi tavuğumdan. Salça bak. Bu kendi salçam benim. Domates kendinin mi? Evet kendim bahçe var aşağıda yazın. Beklerim seni oraya. Karpuzla domatesle yarıştım oraya çabuk. Ekmeği. Bir tane 15 dakikada tanışıyoruz. Hemen sen beni davet ettin. Ama ben öyleyimdir. Ben, hani ben belki kimim? Ben şu bu anda... da dövülük mü ver? Ya, tuhaf biriyim belki de. Olsun sen de ne olursun sonunda İnsan... insansın değil mi? Var. Bana o yetiyor. İnsan olana tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ben çok köy gezerim. Videolar çekerim. Bak bu biber. Dövülük biber. Kendi biberim. Tamam. Bunda hiç gübre yok. Kendi biberim döküyor, kızarıyor ağacında. Ondan sonra şey yapıyor. Kapatın, açık kalmasın diye, tozlanmasın diye. Bir şey olmaz, dur. Bakıt bakıt, siye sen. Baktım baktım. Fotoğrafını çek. Çektim. Ha, gel. Şey diyecektim, sen çok konuşkansın, güzel yani. Hani... Ama ben turistlere 8 sene baktım, Fransızlara baktım ben. Sen alışkınsın. Alışkınım zaten. Yani, hiç okumadım bana ben ama. Ben de yeni bir şey bulmuş hayat gibi. Okulundan çıktım ben, hayat çocuklarımla okulu. Beraber. Hadi buyur işte. 8 sene Fransızlara yatırdım ben. Şu evin üstünde evim var, o büyük olanın. Alışkınsın o diyorlar. Alışkınım yani. Böyle bir mermerde bir ev var tarafında. Bilmiyorum hangi mantıkla yapılmış. Bilemeyiz tabii ki şu an bilgi olmadığı için yargılayamayız. Az önce teyzem konuşurken lafım yarım kaldı. Onun lafını da kesmek istemedim. Yangın havuzuna gider. Ha. Yangınlar oluyor ya bu bölgede. Havuzlar da var. Hani böyle bizim bir şeyi fazladan güzellememiz var ya. Bu şehirden köye göç olayları da son zamanlarda çoğaldıktan sonra onun da affedersiniz bir şeylerini çıkardık. O yüzden hani çok fazla böyle
kelimelerin doğru seçmeye çalışıyorum. Güzellemeler yapılıyor ya, bir şeye böyle çok fazla abartı şaşırılıyor ya. Şimdi benim de az önce o nidalarımı görmüş olursunuz ve videolarımda da çok göreceksiniz, görmüşsünüzdür de. Benim iletişim için kullandığım araçlardan bir tanesidir bu. Yani işte hemen o anda benim için 5 saniye, 10 saniye yeter o insanla iletişim kurabilmem için. O yüzden çeşitli varyasyonlarda ben de iletişim için kendimi geliştiriyorum. Bütün hastalıkların başı nasıl stresi, aynı şekilde iletişim çok önemli. Birçok şeyin başı bence. O yüzden bu dilim benim, bu yüzden bizim zaten uzun zamandan beri izleyicilerimiz biliyorlar. Etraf şöyle. Bodrum'un Gökpınar köyündeyiz. Köyün ilk kahvesi burası. İlk kahvesi budur. Gerçekten mi? Ha. Bunu ilk önce ben açtım. O zaman okuldan çıktım. İşte 13 yaşlarda bir şeyerek. 5 sene falan işlettim ben, 4-5 sene. Vay vay. Ondan vay. Sonra bizim amcaoğlu işletti biraz. Burayı. Kahve. Ondan sonra kahve çuvaldı geldi. Şimdi? Hiçbir yerde bozuluk değil yani. En az korçala orada. Orada. Bak. Korkuya atmışlar. Yani. Kahvenin numarası bile burada yazıyor bak. Vay 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 vay. Sen paranı buradan kazandın. Buradan evet, geçtik burada geçti bizim birazcık. Geldim, gel. Seda abla. Bak unutmamışım seni değil mi? Unutmamışız. Güzel güzel evet. Bazlama derlerdi. Anneannem yapardı bana ya. Güzel oluyor ama ya. İstanbul'da yaşıyor şimdi o da. Ha. Bizim videoları izliyor böyle, bazen ben çiftliklere, köylere falan gidiyorum ya. Millet ekiyor, biçiyor falan. Hı-hı. O da izlettiriyorlarmış onu. Şimdi yaşlandı artık da. Hani şey diyor, Murat şurada diyor, evet iyi yaptın diyor, şunu yanlış yaptın diyor, şunu doğru yaptın diyor falan. O da bamya ekerdi hep, yıllarca. Kadın bamya ekti. Aslında biz ocakla da yapıyoruz onun da. Ekmişlerdi. Ocak da çok dar diye ondan bura aldım. Senin adın ne? Benim adım Murat. Murat. Ha, tamam değil de. Orada. Dördüncü Murat. Dördüncü Murat. En iyi padişah, Murat, sigarayı kaldıran. Padişahlığı bırak, hükümete bırak. Gel, cumhuriyete. Ya Mustafa abi. Aha, burada ocak var. Bu size atıştırmalık, burada güzel bir bunlar yesinler. Lan bırak, lan bırak hadi. Gel. Al sen de ver. Hasanlı Mehmet. Dur şu evin içine bir girelim bakalım, şöyle bir bakayım. Gör git göster bak abi. Evet. Evet, tipik bir köy evi işte arkadaşlar. Böyle köylere gittiğimde tabii ki bazı şeyler değişecek, bazı şeyler gelişecek. Bu normal bir şey. Ama bunları yakaladığım zaman da ben de mutlu oluyorum. Kaç yıllık kapı, kaç yıllık duvar. Tabii mutfak yenilenmiş doğal olarak. Eski mutfak var, bir de yeni mutfak var. Güle abla. Evet, yenilendi. Yeni hali. Güzel. Akşamları ne yapıyorsunuz mesela? Hepiniz böyle toparlanıp böyle yemek yedikten sonra... Evet, kuzulenin başında oturuyorsunuz. Oturuyorsunuz değil mi? Temasını seyrediyorsunuz. Sohbet, muhabbet. Evet, muhabbet. Ana bak, ana ana. Paraçı içiye bak. Başka bir şey çekmeyeyim değil mi? Bunu mu çekeyim? Bak, paraçı içi bu. El dokuma halı bunlar. Kaç yıllık bu ya? Bilmiyorum, ben denler daha 5-10 senelikler acaba ya. Mustafa amca bak, seni severler insanlar, sohbete gelirler. Burayı kalabalık yaparlar burayı. Sen haberin var mı? Senin sohbetin çok güzel. Ha, ben bir sürü insan gelir. Bilmem arkadaş, ben pek benim yanına pek insan sokulmaz. Ben öyle türlü türlü işe konuşmam. Ha, tamam işte. Şey, tamam işte onu diyorum. Senin sohbetin güzel, insanlar buraya gelirler, izleyip gelirler. Belki gelen oluyor. Bu halıları siz mi yapacaksın evet, bu makineyle? Evet. Bu ipacıdan çözüyoruz, kendimiz dokuyoruz. Bunu mesela soğanın yaprağıyla kaynattık. Bunu toprakla beraber kaynattık. Beyazdın. Renk vermek için? Tabii, renk vermek için. Vay vay vay. Yani eskiden renkler bu şekilde veriliyordu. Tabii tabii. Kuzuların tüyünü aa, mesela. Pardon. Şu mesela, şurada kırmızı var mesela. Hı-hı. Onu neyle kaynattın? Şu mu? O mesela. Onu neyle kaynattın? Renk verdin. Bu neydi? Hatırlıyor musun? Bunu hatırlamıyorum ama. Ya yani kırmızı bir şeyle renk verdi yani. Kırmızı, kırmızı, kırmızı yani o çilek için ya kırmızı. Tabii değil mi? Hiç ben evet. Kafam çalışmıyor benim ya. Ya çilektir ya kirazdır. Kirazdır. Değil mi? Biz bir de dağdaki hani demin dedim ya şey kantaron otu dediğimiz. Hı-hı. Öyle otlarla kaynatıyoruz bazını.
renk yapsın diye. Ya. Hayıt dediğimiz kapak, yeşil oluyor böyle. Ha hayıt abi. Efendim yavrum, söyle. Kapak kırmızı yani. Tabii tabii, bizim kapak. Kafa çalışmıyor bizim. Biraz biz problem. Daha Mustafa amcaların komşuları, köy yolu. Bodrum'un sokakları, onu da çek, onu da çek diyor. Ya bu tesbih ağacım, bu neydi ya? Yıllar öncesine ait tarım araçlarını görüyorsunuz burada. Bodrum'da daha önce izleyen var mı bilmiyorum. Garaoğul Park var, lavanta bahçesi çekmiştim. Orada bütün Bodrum'un köylerinden topladıkları böyle tarım aletleri, eski ait ne varsa onları sergiledikleri bir alan var. Orayı da çekmiştim. O videoyu izlemeyenler bakabilirler. Bodrum Muratça yazınca çıkar zaten Bodrum'da çektiğim videolar. Bazı insanların evlerinin kenarlarında, bahçelerin duvarlarında, evin içinde yaşayan insanların ruhlarını gösteren, iç enerjilerini gösteren bazı durumlar var. Onlardan bir tanesi de bakın, çiçek böcek ağaç çizmişler yani. 49 sene oldu bak evlenelimiz. 13 yaşında geldim ben bunun yanına. Mutfağa niye yazacaksın dedi bana. Mutfağa yazcık yazgımız yoktu. Düşünebiliyor musun? 49 sene evvelsi. Ha. Ekmeğimiz yoktu. Bisküvit yedik. Bisküvit. Ha, bisküvit ekmek yerine. Neler gördük yani. Ne rezillikler, ne yoksulluklar gördük. Onun için dedim. Hayatta 3 oğlum var dedim. Üçünü de okutacağın, okuyabildikleri yere değil dedim. İşte çok yani bir şeylerle hayatımla mücadele ettim. Bu halime, büyük halime çok şükür yani. Her şey geçiyor ama değil mi? Ha, şimdi de paramız yok. Bir tane maaşından geçirim sağlıyoruz. Bir emekli maaşından? Bir emekli maaşı var Mustafa amca, işte yüzü. Ha, onu yetiriyoruz işte. Kendimiz hani ekik biçiyoruz ya, bir şeyle kaldırıyoruz yani. Tamam, şükür. İşte Allah'ımıza çok şükür. 940 lira maaşım çıkıyor. Ha. Kaç? 9 milyar 940 lira. 10 milyar yok. Ayşe abla, bu ev yıkılacak gibi ya. Yıkılmaz, suya döküldü. Ha? Ahşap bu, suya döküldü, suya. Yeniden suak istiyor. Bunu... Ha, Sivas'a döküldü diyorsun. Tamam da sanki böyle yatmış gibi ya. Baksana şöyle. Suak kabarmış. Kabarmış suak. Allah Allah. Bunu bak. Baksana şu yani bak. Ben mi yanlış görüyorum? Mihil var burada ya. Ya suak. Suak da bak. Bunun ne büsünü ki suaklar gibi diye kaç. Sen şuna bak. Bak buralar, evet. Kalınlığına bak şunun kalınlığına. Bak evet. Açılmış orla bak. Ha, ama sanki böyle taşlar maçlar düşecek gibi ya. Taşlar düşmez. Bu taş. Çamur yapılabilir. Şu taşlara bak. Bu taş da hep kesme taşı gibi. Çok güveniyorsun. Yani biliyorsun nasıl yapıldığını. Sen yaptın. Senin ellerin var. Bunun çamurunu ben gardım. Taşını ben çıkardım. Taşını çektim. Bu bamanı yaptı. İki kişi şey yaptık. Bu. Yıkılmaz diyorsun yani. Yıkılmaz. Yıkılmaz. Taş yapalım. Taş yap. Depremlerde bile bir şey olmadı. Görüyorsun. Ya. Tavuk mu de? Defterle atayım. Tavuk yani. Kaynananlara nasıl? İyi. İyi mi? Niye? Çok konuşuyor ama. Çok mu konuşuyor? İyi. Sen ilk gelinsin değil mi? Seni isteyerek mi aldı? Yok. Öyle mi? Kaçtım. Kaçtın mı? Ailemden kaçtım. Tamam, istedi yani sonuçta. Ya istedi. İstedi. Ailem istedi. He. Olsun, şimdi mutlu bir yılan var. Tamam, burada yaşıyorsun. Tamam. Allah'ım da çok şükür. Şu an anlaşıyorsun ama değil mi? Tabii. Allah çok şükür yarabbim. Yaradan Allah. Sende böyle çok sert kaynana bir profili var, doğru mu? Ha. Değil mi? Çok sert bir kaynanasın. Ben de şu mahalle bile korkuyorum. Gelinler? Gelinler zaten korkuyor. Allah Allah. Niye öyle kaynana olmayı seçiyorsun? İçimden seviyorum. Öyle İçinden böyle mi yapmak geliyor? Çünkü... Heh. Böyle iyilese, iyilese, dürüstlese bu sayede. Hepsi. He, sen çok kızdın, bağırdın. Hayır, bağırmam. Böyle sert tarafını gösterdiğin için mi iyiler? Tabii. Dürüstler? Tabii. Sen her şeyden çekinirler. Buna katkı sağlamasaydın olmayacaklar mıydı dürüst? Olmazlardım belki de. Bu derecede olmazlardım. Bu senin tarzın yani. Sen böyle ben, yapmak istedin. Tabii, ben tarzım böyle yani. Kimseye tavizliyim ben. Kocama dahi tavizliyim ben. Vermem yani. Zaten adam ne yapsın? Hiçbir adam... konuda vermem. Bir deri bir kemik almış adam zaten. Ama şimdi bir şey konuşuruz bak buyurun. Seninle. Buyurun. Estağfurullah, buyur. Şimdi konuşuruz. Şu şöyle olacak derim ben. Bak eşime. Şu şöyle olacak. Hayır diyor bu. Üç gün sonra, üç gün sonra benim dediğim olur yine. Lafına mı geliyor? Hayır, aynı yere gel. Benim dediğim olur yani.
Çıkar yani. Altıncı isim çok kuvvetlidir. Hissediyorum ben yani ne olacağını, ne geleceğini, bir şeylerin biliyorum. Peki ha. Diyor mu Mustafa abi? Ya hanım senin sözüne geldik. Ha. Aynen. Geliyor zaten. Ha. Böyle bak bazen bazı insanların altıncısı kuvvetli olur. Ama senin de haksız olduğun zamanlar vardır değil mi? Yoktur. Hiç mi yoktur? Yoktur. Niye ben yanlış çok... yapmam. Ya öyle deme ya. Asla yanlış yapmam. Asla yanlış dedim hissedemeyemem. Yanlış da yapmam. Ya bir şey yok. Gülay abla çok çalışıyor gibime geliyor benim ya. Çalışıyor. He ya. Murat. He. Çalışkanlardır. Çok çalışkan baksana ikisi de öyle. Hoş bulduk. Nasılsın hacı? Bacanak. Vay. Sizin gözleriniz hep maşallah niye böyle hep ya? Masmavi. İyi misin? Git Cengiz abi. Bak Allah dürüstlere, doğrulara her kapıyı açar. Doğru söylüyorsun. Ha, evet. Anladın mı? Evet. Öyle aleverinin, dalaverinin. Sene ben şimdi bir yanlışını gördüysem şurada bak sen anca tanıdım değil mi? Evet. Hemen uyarırım. Arkeğinle asla konuşma. Peki ilk gördün ya. Mesela ilk sen de şu anda bu köyde turizmle ilgilendiğin için çok fazla kendini geliştirmişsin. Onu görüyorum. Tabii, tabii. Çok fazla yeni tanıştığın insan oluyor. Daha evet, böyle ikinci anlarım. Dakikada, birinci dakikada. Anlarım. Mesela tamam ben de yeni girdim. Ne hissettin mesela? Hislerini paylaşır mısın? Veya şu an... Hisselerimi paylaşırız şöyle yani. Ne bileyim orta halli, kendi halinde bir insan gördüm şimdi ben seni. Hmm. Yani hiçbir şeye karışmayan. He. Yani ortama. Kendi halinde, kendi işlerin kendin becerdin. Böyle bir yaratıcılığın yaratıksın, var yani. Yaratıksın, varlıksın. Ya, böyle bir yaratıcılığın var senin gibi. Gerçekten yaratıcılığın var. Gerçekten diyor. Kendi işini kendin önüne yapıyorsun. Diyor ki böyle bir yaratıksın diyor, böyle bir varlıksın. Ha, öyle bir varlıksın. Ey Allah'ım yarabbim. Sen ne yapmaya geldin buraya? Değil mi? He. Ben ot başında. Ha sen mi getirdin onu? Ha. Ha. Ben getirdim. Enişte. Ha enişte değil mi? Tamam. Ha. Bize yardım olsun diye. İnşallah. Burada ne var? Burada saman var. Evet. Yem var. Tavuğumuz var. Basıyor. Yumurtladı. Bitirdik biz. İhtiyarladık arada. Sattık. Var mı? Yapanlar yapıyor. Sen artık yaptın bitirdin öyle mi? Ha. Size süt veriyorlar. 84 yaşına vardık. Daha adam daha yapamazsın. Evet. Sağ ol. Sen de sağ ol. Bunda devrim Cengiz'in. Ha ilk gördüğünde mi? Ne hissettin? Ha, ne nedir? Vurdum duymaz. Aa öyle bir huyu var evet. Yani şeyle. Çok rahat hani. Ha çok rahat yani. Hiçbir şeye zamanında dakik değil, net değil yani. Ha, anladın? Bak, bak. Nasıl dakik değilim? Hayır dakik değilsin. Zamanında dakik böyle saati saatine verdiğin yere sözüne... Ya olduğu kadar falan gibi vurdum, bir tarz. Vurdum duymazsın yani. Ama ağırsın biraz. Onun işi o. Ben bilemem. Ağırsın biraz. Ağır dönem. Bugünden dolayı mı diyorsun şimdi? Bugün de... 1'de dedik, 3'te geldik. Hayır, geçenlerde de aynıydım. Biraz ağır dönemlisin. Olabilir. Herkesin yaratılışı... Bunun hali yaratılışı... hareketleri de bu kötü değil ama. Tamam. Bunun da yaratılışı öyle yani. Evet. Herkesin bir yaratılışı var yani. Önceden insanlar çok fazla böyle kısa boyluymuş da mı böyle yapılmış falan ya? Bunu ona soracaksın. Hayır. Yapı, taş yapı bu. Tamam, taş yapı... Bunu hayvanın sırtına çıktım böyle taşını ben. Hayvanın sırtında. Bak tam taşın üstüne Murat. Tam bir tane. Bak eski udi. Tam taş var yukarıda bak. Yukarıda. Ha, Eskiden buzdolabı yoktu. Akşamdan kalan yemekleri oraya kapatırdık. Haydi. Taşın üstüne bak ayaz şimdi. Diye. Yeren mi hala? Yeren. Eskiden buzdolabı yoktu ben geldiğimde hiçbir şey yoktu. Yeren kaç sene sonra geldi? Buzdolabı hiçbir şey yoktu. Bir radyomuz var. Sen de mi bu köydensin? Hayır ben de Sasköy'den. Muncuların altından. Muncuların altından. Sen Gökpınarlısın. Burası annesi bura. Babası buralı mı? Benim esas ana bu ev yukarıda. Ha. Bir arada bir ev var. 84'e girdim. Hiç bilmiyorum. Oo maşallah ya. Allah nazardan saklasın. Hiç göstermiyorsun yani. Bizim Gökpınar'da yaşayan yaşlanmaz. Attan düşerek ölüyorlarmış galiba sizde. Normal ölüm yokmuş. Normal ölüm yok. Ha? Gelin bakalım geçin. Bu iki abi de Bursa'dan geldi. Bursa olarak. Bursa'dan geldiler. Bizim arkadaşlarımız. Hoş geldin. Hadi gidin gidin amca. Hayır aşağı gidin. Ha 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 ha
kuyu yerinde. Bir şekilde yaşıyoruz yani. Kendimiz ekiyoruz, biçiyoruz, kaldırıyoruz. Ama şu katlarda yaşayan insanlara çok acıyor. Katlarda derken apartmanlarda mı? Apartmanlarda, ha. Evet. Bir yeşil, yani yeşillik, yeşil soğana, yeşil sarıtağa hasret insanlara. Merhaba, komşu geldi. Hayırlı akşamlar. Merhabalar efendim. Misafir, Muncula'dan. Ne dağıtıyor musun? Pide mi dağıtıyorsun? Evet. Ramazan pidesi. Sen misin görevli bu konuda Allah teyze? Allah kabul etsin. Hayır hayır, öyle bir şey yok. He. Tanıdık, bu tanıdık. He tamam, Muncula'dan. Pardon, özür dilerim. Tanıdık. Teyze ismin neydi? Ayşegül. Ayşegül. Benim ismim de Murat, memnun oldum. Benim ismim de Murat. Ben de memnun oldum. İyi mi? Kendimizi dağıttık. İşte 60 yıllık dediğimiz ev burası. Bir müddet sonra değişiyor. Başka bir hale bürünüyor. İşte burası da şimdi dönmüş. Kiler gibi, işte malzeme odası, depolama alanı gibi bir şeye dönmüş. Bu videolarda şunları da görüyor musunuz? Ben nerelerde yaşayamam, ben hangi tür yaşamları yaşarım, hangi tür yaşamları yaşayamam. Ben bunu yaparım, ben şunun şurasını yaparım, ben bunun burasını yapamam. Yani sorularınıza cevap buluyor musunuz? Amaç bunlar da bu. Yani bu çekilen videolarda amaçlar bu. Bunları görüyorsanız başka hiç kimseye soru sormanız gerekmiyor. Başka hiç kimseye kendinizin yola çıkış reçetesini yazmasını istemeyiniz. çünkü herkesin hikayesi farklı. Çünkü herkesin fıtratı farklı yazılmış. Herkesin keyif aldığı, sevdiği, sevmediği, tiksindiği, gelişim göstereceği konular farklı. Dolayısıyla birine size ait, sizin çözmeniz gereken soruyu sorduğunuzda bence komik duruma düşüyorsunuz. Birinden yardım istemek başka bir konu. Daha oraya gelmedik. Bu başka bir başlık arkadaşlar. Akıl veriyor gibi algılamayın. Bu şekilde ne yaptığını bilmeyen, ne yaptığını bilen kadar birçok insan var. O yüzden doğru yolu almanız ve doğru yerlerde yaşamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Doğaçlama bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.